Teknopat'ta en sevdiğimiz ürünlerden bir tanesinin kutu açılışını yapacağız arkadaşlar. Intel MacBook geldi. Hangi modeli olduğunu ben de bilmiyorum. Sizinle birlikte ilk defa görme şansına nail olacağım. Bakalım kutuyu açmaya başlayalım şimdiden. Zaten ne zaman bir DHL kutusu gelse ben heyecanlanıyorum. Evet, bu defa Intel Nook'umuz bir ev içerisinde geldi. Şöyle göstermek istiyorum efendim. Şimdi bunu da masaya koyalım. Intel her defasında farklı bir kutu tasarımı yapıyor. Evet, minik bir Nook var karşımızda. Mini mini bir Nook donmuştu, pencereme konmuştu. Iris Xe Graphics diyor, Core i7 işlemci var içerisinde. Üzerinde bir de pil simgesi var. Acaba kendi bataryasıyla mı geliyor? Onu merak ediyorum, açısı bakacağım. Ya da belki burası şarj ediyordur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Önde bir tane SD kart okuyucu varmış. Arka taraf ağzına kadar port dolu. DisplayPort, güç girişi, Ethernet, 2 tane USB, Thunderbolt portu ve HDMI çıkışı mevcut. Burada aynı zamanda hava çıkış ızgarasını görmekteyiz. Öbür tarafta bir Kensington kilidi var aygıtı güvenceye almak için. Ve ön tarafta da yine bir adet Thunderbolt, bir adet USB 3.2 Gen 2 portu ve kulaklık hoparlör combo portu. Şu da sanırım açma tuşu olmalı diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda bir de noktalar var. Bunlar genelde mikrofon oluyor. Daha detaylı bir şekilde tabii ki bakacağız. Burada altını görüyoruz. Tam modelini görelim bakalım neymiş. Evet, Nook 11 modeliymiş. Daha da ayrıntılı teknik detaylarına yakından bakacağız. Kutunun içerisinde başka bir şey var mı kontrol edelim. Şuradan şöyle bir çekmece açılıyormuş arkadaşlar. Evet, burada da adaptörü geliyor. Şimdi adaptörün boyutuna baktığım zaman içeride güçlü bir donanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü güçlü bir donanımı beslemek için güçlü bir adaptör gerekiyor. FSP'nin bir adaptörü var. 120 wattlık bir adaptör var karşımızda. Bakalım yeni Nook'umuz nasıl bir performans sunacak arkadaşlar. Şimdi jelatinleri sökelim. Sökerken de ben bir iki teknik bilgi vermeye çalışayım cihazla ilgili. Öncelikle üstünde Qi şarj desteği var. Bu bağlamda ürünün ismine de Qi ibaresini koymuşlar. Yani Nook'un üzerine Qi destekli cihazlarımızı koyup şarj edebileceğiz arkadaşlar. Bence en güzel özelliklerden bir tanesi. İçerisindeki işlemciden de bahsedelim. 11. nesil Tiger Lake bir işlemci var. Intel listesinde PCI Express 4.0 destekli olduğu yazıyor. Detaylarına yakından bakacağız. M.2 SSD ve aynı zamanda 2.5 inç disk desteği de var. Yani hem M.2 SSD hem de SATA SSD takabileceğiz aygıta. Açıkçası ben test etmek için sabırsızlanıyorum ama belki de bununla daha fazla ilgilenen Çağan'a da test ettirebiliriz. Editörler arasında bir seçim olacak gibi, bunu yakından göreceğiz. Ama ben şimdiden heyecanlandım. Gerçekten sabırsızlıkla beklediğim, sevdiğim ürünlerden bir tanesiydi. Yurt dışı fuarlara gittiğim zaman da mutlaka Nook'ları çekiyordum. Intel'e bu ürünü gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Bir başka Nook videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.